Merhaba, Şeyrefimizin programına hoş geldiniz. Bu hafta şehir yönetiminde kent konseyleri konusunu işleyeceğiz. Kadıköy Kent Konseyi'nden yöneticileri ağırlıyoruz. Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Satuk Yüceer, hoş geldiniz. Ve Genel Sekreter İkbal Polat. İkbal Hanım şehir plancısı. Siz mimarsınız. Evet. Aynı zamanda da çeşitli meslek örgütlerinde sivil toplumcu mimarlar olarak yer alıyorsunuz. Yöneticilik yapıyorum. Evet, evet. Peki bugün Kent Konseyi, Kadıköy Kent Konseyi özelinde kent konseylerini konuşacağız. İsterseniz İkbal Hanım'la başlayalım. Bir genel bilgi alalım. Yani Kent Konseyi aslında nasıl oluştu, nereden çıktı? Şöyle bir gelişimine bir bakalım. Zaten çok çok yakın bir geçmişte başladı herhalde. Biraz genel bir bilgi alırsak. Yani kent konseylerini anlatırken hep 92 Rio Konferansı'na referans verilir ve mevcuttaki yasa ve yönetmeliklerin gerekçelerinde de bu geçer. 92 Rio Konferansı bizim için çok önemli bir konferans. Çevre hareketindeki olanlar içinde, sivil toplum kuruluşu, sivil toplum hareketlerinde olanlar içinde sürdürülebilir kalkınma belgesinin imzalandığı bir konferans. Bu konferansın takibinde ikinci bir konferans, önemli bir konferansı İstanbul'da gerçekleşen Habitat 2 konferansı. Bu konferansın da anlamı, önemi 92'deki Rio konferansının yani sürdürülebilir kalkınma belgesinin yerelleştirilmesi üzerine daha çok çalışıyor bu konferans. Bu da 90'lı yıllarda. 96 İstanbul'da yapılan bir konferans. Dolayısıyla 96 İstanbul'daki Habitat 2 konferansında sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin nasıl yerelleştirileceği konuşuluyor. Ve bu konferansın sonunda da Yerel Gündem 21 adı altında bir karar çıkıyor. 21. yüzyıla giderken yerellerde sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi, katılım süreçlerinin organizasyonu ve governance diye o dönem ortaya çıkan yönetim ve iletişim kelimelerinin bir araya gelerek yönetişim dediğimiz yönetişimin sağlanması üzerine bir belge çıkıyor. Yerel Gündem 21. Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyada uygulanan bir program olarak başlıyor. Tabii Türkiye'de bu daha detaylıca uygulanıyor bu program. 96 Habitat'a ev sahipliği yaptığımız için ve o konferansında aslında hem içerik hem de sonucuna da oldukça katkı sağlandığı için. Önce İçişleri Bakanlığı'nda bir program olarak başlıyor bu. Yerel Gündem 21 adı altında Türkiye'nin pek çok kentinde belediyelerle beraber İçişleri Bakanlığı'yla yerellerde bir 21 konuda gündem oluşturmak üzerine başlıyor. Nedir bu 21 konu? İşte tarihi kültürel mirasın korunması, sulak alanların korunması, orman alanlarının, tarım alanlarının korunması, kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar gibi daha dezavantajlı kesimler dediğimiz kesimlerin toplumsal süreçlere katılımı gibi 21 öncelikli konuda yerellerin güçlendirilmesi üzerine bir program şeklinde başlıyor. Bu program tabii 96-2006 10 yıllık bir program. Önce bir proje şeklinde başlayıp sonra bir programa dönüşüyor ve arkasından da 2005'teki 2002-2003-2004 yıllarında devam eden bu kamu yönetiminde ve yerel yönetimlerde yapılan değişikliklerle bizim belediye kanunumuza ve yani iç mevzuatımıza, ulusal mevzuatımıza bir yasa maddesi olarak bu süreç yansıyor. Yasallaşmış oluyor. Bunun adı da Kent Konseyi olarak tarif ediliyor. İsterseniz biraz da bunun mekanizmalarına bakalım. Yani yasalaştıktan sonra bu söylediğiniz dezavantajlı gruplarda dahil olmak üzere bütün aktörlerin yönetişim içerisinde nasıl yer alacağına dair bir takım mekanizmalar oluşuyor. Oluşuyor. Bu tabii yasayla beraber belediye kanunumuzun 76. maddesinde yasamız tanımlanıyor. 2005 yılındaki 5393 sayılı belediye kanunumuza giriyor 76. madde olarak.
Bu yasa maddesinin bir de yönetmeliği İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılıyor. O İçişleri Bakanlığı'nın yönetmeliğinde de kent konseylerinin nasıl işleyeceği tarif edilmiş oluyor. Bu işleyişte sizin söylediğiniz mekanizmaların dışında süreci, işleyiş süreci de tanımlanmış oluyor. Oldukça aslında tanımlanmış işleyişi ve ilkeleri, vizyonu, amacı, yapısı, yani organları itibariyle işte genel kurul, yürütme kurulu, kent konseyi başkanı gibi yapısı tanımlanmış bir mekanizma bize bu süreçle beraber aslında hediye olmuş oluyor. Yani biz kazanılmış olarak kazanmış oluyoruz. Ve yönetmeliğin de tarif ettiği şekilde yasanın gerekçesinde de aslında dört temel şey kent konseylerine yükleniliyor. Bir tanesi sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin takipçisi olacak bu yapı diye görülüyor. İkincisi söylediğimiz gibi yönetişim, yani kentteki tüm aktörleri, işte mülki amir, belediye, yerel yönetim muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, üniversite, gönüllüler, STK, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, siyasi partiler, tüm bu aktörleri bir araya getirmek ve birbiriyle diyalog kurmasını sağlamak ve bir ortak akıl oluşturmasını sağlamak. Diğer önemli şey nokta ise yönetiş katılım. Yurttaşların katılım süreçlerini organize edebilmesi kent konseylerinin. Çünkü bir kentte katıl dediğiniz zaman o işte 300 bin, 400 bin, 500 bin nüfuslu kentlerde yurttaşlar birdenbire katılamazlar. Ama o katılım süreçlerini kent konseyleri organize edebilirler. Yönetmelik de bunu görev olarak veriyor. Diğer bir nokta ise sivil toplumun güçlendirilmesi. Bu çerçevede de meclis ve çalışma grupları, kent konseyleri, meclisler ve çalışma grupları kurarak aslında sivil toplumun, yurttaşların, hemşerilerin kendilerini örgütlenmeleri, herhangi bir konuda çevre, hayvan hakkı, suya erişim gibi pek çok aklınıza gelecek konularda ortak çalışmalar yürütüp bir araya gelip bir hedef program çerçevesinde faaliyet yürütmelerini sağlamak burada diyebiliriz. Burada anladığım kadarıyla bir altı çizilmesi gereken nokta galiba, mesela burada bir yanlış anlama da oluyor bazen. Sanki kent konseyleri belediyelerin bir kuruluşuymuş gibi dile de getiriliyor. Halbuki burada belediyeler sadece aktörlerden bir tanesi burada anlattığınıza baktığımız zaman, değil mi? Bunu vurgulamak gerekir mi diye soruyorum. Ama şöyle bir vurgulanması gereken nokta var. Evet, aktörler diğer tüm eşit diğer aktörler kadar eşit paya sahip eşit olan, temsil, evet. Eşit temsili olan bir aktör. Ama şöyle bir farklı bir yanı daha var. Yasa bu kent konseylerinin kurulması, doğru çalışması ve görevini yapmasını belediyeye veriyor. Yani evet. Bunun için Belediye Kanunu'nun 76. maddesi gereği kuruluyoruz. Dolayısıyla belediyeler kent konseylerini kurmaları gerekiyor. Yani bunu kurmakla yükümlüler. Bir sorumlulukları evet. var. Evet. Evet, ve doğru bir şekilde çalıştırılıp işletilmesinden de sorumlular. Evet. Belki ilerleyen dakikalarda tekrar döneriz hem yapıya hem mekanizmalara, ama isterseniz Saltuk Bey'den bu sefer bu anlattıklarınızın belki somut özelliklerini Kadıköy Kent Konseyi ile ilgili dinleyebiliriz. Evet. Hem de Kadıköy Kent Konseyi'nin ne zaman kuruldu, ne zaman başladı, belki o bilgileri de alabiliriz sizden. Buyurun. Şimdi şöyle, demin de söylediniz, yani belediyelerin, kent konseylerinin kurma mecburiyeti var, kurmaları gerekiyor, ama Türkiye'de mevcut yaklaşık 1300 belediyenin sadece yanılmıyorsam 285 tanesinde kent konseyi var, diğerlerinde yok, kurulmamış henüz. Biraz önce dediğiniz gibi de bazı kent konseylerinde belediyeler gerçekten kent konseylerinin arka bahçeleri gibi kullanma eğilimindeler. Onun için Kadıköy'ün bir özelliği var. Yani Kadıköy'de yaşamak ayrıcalıktır deniyor. Kadıköy ilklerin öncüsüdür deniyor. Gerçekten işte biraz önce İkbal arkadaşımıza söyledi. 2005 yılında kent konseyleri yönetmeliği çıkmış olmasına rağmen Kadıköy Kent Konseyi 2004 yılından beri faaliyetini sürdüren bir kent konseyi. Bu yasalaşmadan yani, daha yasalaşmadan, önce başlamış. Yani, evet, bu başlamış ve bugüne kadar da devam ediyor gayet başarılı bir şekilde. 11 başkanlık dönemi geçirmiş. Ben de 2016 yılından beri Kadıköy Kent Konseyi başkanlığını yapıyorum.
2005'te çıkan yönetmelik 2009'da tekrar revize ediliyor ve burada kent konseylerine bir kurumsal temsiliyet getiriyor. Dolayısıyla bizim temsilcilerimiz, yani üyelerimiz Kadıköy'deki sivil toplum örgütleri, kamu, meslek odaları, siyasi partiler gibi şeyler. Yani bugün 260'a yakın, 260 civarında üyemiz var. Bunun 180 tanesi sivil toplum örgütü, geri kalan 80 tanesi de dediğim gibi kamu var orada, meslek odaları var, siyasi partiler var, muhtarlar var. Bunlardan oluşuyor. Tabii kent konseylerinin icraatlarını, yani bir kent konseyinin bütün icraatları yapmasını, yürütmesini kent tek başına bir imkan ihtimali yok. Yani böyle şey işte imkansız ama bunun yanında neleri var? İşte çalışma grupları var, meclisleri var. Bizim de Kadıköy Kent Konseyi'nde 7 tane meclisimiz var ve 15'e yakında çalışma grubumuz var. Bunların çalışması, bunların dinamizmi aslında kent konseylerini başarılı kılan ögeler. Biz Kadıköy'de oturan, Kadıköy'de çalışan, okuyan tüm insanları kent konseyine çalışmaları için teşvik ediyoruz. Teşvik ediyoruz. Onları yani içimize katmaya çalışıyoruz. Gerçekten yani kent konseyleri her açıdan yanlış anlaşılıyor. Yani kent konseyinin ne olduğunu bilmeyenler de var. Hiçbir manalandıramayanlar var. Ayrıca kent konseyini belediyenin bir ögesi, yani belediyenin bir kurumu zannedenler var. Zaman zaman bizim ne kadar maaş aldığımızı soranlar da var. Yani belediye bize maaş da veriyormuş gibi. Aslında ama buradan onu da belki vurgulamakta fayda var. Herkes gönüllü olarak çalışıyor. Yani tek, evet, yani amaç zaten burada gönüllülük. Evet. Gönüllülük esasına göre çalışıyor. Sadece ve sadece yani şunu bilmek lazım. Eğer arkanızda sizi destekleyen bir belediye varsa o kent konseyi başarılı olur. Yani bence kent konseylerinin başarısı bir belediyelerin verdiği destek. Çünkü bütçe olarak belediyeye bağlısınız. Sadece o kadar, ama bu bir nakdi yardım değil. Aynı yardım olarak gerçekleşiyor. Bir de benim için gerçekten en önemlisilerden bir tanesi de kent konseylerinin genel sekreterlerinin bu konuda bilgili ve şeyli olmaları. Çünkü gerçekten tüm bu işlemlerde bir yapıştırıcı görev. Yani kurumlar var, işte belediye var, yapılan işler var. Onun için bunları organize edebilecek. Çünkü gönüllülük o esas olduğuna göre herkesin her anda yürütme kurulunun bu işlerle birebir ilgilenmesi çok çok mümkün değil, ama bir genel sekreterin bunu yapması çok mümkün. Evet. Ama bu konuda bilgili olursa da çok büyük fayda. Evet, isterseniz bilmiyorum hanginiz cevap verir ama şunu da merak ediyorum. Bir kent konseyi herhangi bir şey, bir hizmet ya da bir proje ürettiği zaman bunun belediye ile, yani bunun gerçekleşmesi için bildiğim kadarıyla yine bir belediyeden bir onay mekanizmasıyla geçmesi gerekiyor. Bunu da bir izah edebilirsek dinleyicilerin bilgilenmesi açısından. Yani kent konseylerinin aldığı kararlar belediye meclisinin ilk meclis toplantısına giriyor. Evet. Yani böyle bir şey var, avantajı var. Yani biz aldığımız zaman bir karar, bunu yani kentle ilgili bir karar alıyoruz ve yerel yönetim herhalde bunun uygulayıcısı. O açıdan yani o meclise, yani biz yaptık işte bir şey, böyle bir karar aldık diye geçiştirilmiyor. Meclisin ilk toplantısında görüşülüyor ve olumlu olumsuz karara bağlanıyor. Yani böyle bir irtibatımız da var. Yani bir hizmet ya da proje belediye meclisinin onayından geçerek devreye giriyor, başlıyor diye yani düşünebiliriz değil mi? Belediyenin böyle bir de bir şeyi var, yükümlülüğü mü diyelim veya bir özelliği yani var. Tabii evet. Belli meclisi ilgilendiren kararlar ve faaliyetlerse tabii bu belediye meclisine iletiliyor. Ama onun dışında da pek çok müdürlüğü var biliyorsunuz belediyelerin ve o müdürlüklerin de yapmış olduğu faaliyetler var. Onun dışındaki kamu kurumlarının da yaptığı çalışmalar var. Kadıköy Kent Konseyi bu anlamıyla hem çalışma grupları hem de meclisleri ve onun dışında da kendisi genel kurul üyesi olan sivil toplum kuruluşlarıyla tüm bu karar süreçlerine de katılım sağlamaya çalışıyor.
Bu çerçevede onları bir araya getirip buluşturmaya da çalışıyor. Bu açıdan da önemli bir şey görüyor, faaliyet gösteriyor. Şöyle önemli bir noktası var, diğer bir nokta. Tamamen sivilleşme üzerine, yani sivil toplum kuruluşlarını bu anlamıyla öne çıkartmaya çalışıyor. Bu açıdan da bizim hani Kent Konseyi Başkanımız sivil toplumu temsilen, Mimarlar Odası'ndan gelen birisinin olması büyük avantaj. Yani hem bir bağımsız, kendi kararlarını kendisi alabilen bir yapı ve bu anlamıyla da sivil toplumdan gelen bir başkanla yönetiliyor olmanın da bir önemli büyük avantajı var. Bunun dışında yaptığımız tüm çalışmalarda, çalışma gruplarının çalışmalarında da hem yönetişim ilkelerinin hem de katılım ilkelerini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Nasıl örnek verecek olursak, mesela gıda çalışma grubumuz, gıda alanındaki gıda toplulukları, gıda alanındaki meslek odası, nedir onlar? İşte gıda mühendisleri odası, ziraat mühendisleri odası gibi, işte veteriner hekimleri odası, gıda kontrolleri, güvenliğini yapan dernekler, sivil toplum kuruluşları, Yeryüzü Derneği gibi gıda alanında çalışan STK'lar, belediyemizin Veteriner İşleri Müdürlüğü'ndeki gıda üzerine çalışan uzman arkadaşlar gibi tüm bu kurumları bir araya getirip birlikte çalışma, Kadıköy'de gıda konusunda ne yapabiliriz ya da Kadıköy'de hayvan hakları konusunda ne yapabiliriz ya da Kadıköy'de iklim konusunda ne yapılabilir, çevre ve altyapı konusunda neler yapılabilir birlikte konuşuyorlar ve bir masanın etrafında üniversiteden, belediyeden, sivil toplum kuruluşlarından, meslek odasından, o alanın her farklı şeyinden, aktörden, yani her temsilciden oluşan bir ortam yaratıyoruz. Ve bu inanılmaz bir şey, işbirliği, diyalog getiriyor ve işte sinerji ya da toplamında enerji de yaratıyor. Şimdi o zaman burada bir şey daha vurgulamamız lazım. Demin ben belediye konusunu vurguladım ama demek ki sadece belediye yok kurum olarak. İlgili konuyla alakalı ya da ilgili olarak başka kurumlarda, yani örneğin Sağlık Bakanlığı diyelim, değil mi? Tabii sağlık konusunda veya işte Çevre Bakanlığı başka bir konuda. Demek ki bunun muhatabı olabiliyor. Sadece evet. Belediyeleri demek ki. Mesela Tarihi Kültürel Miras Çalışma Grubumuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşerek Kadıköy'deki okullarda mahallelerin tarihi kültürel mirasını anlatıyorlar gibi. Biz bütün kurumlarla eşit mesafede işbirliği yaparak o alanla ilgili hem sorunların çözülmesi hem de vizyonel bir şekilde geleceğe yönelik proje geliştirmeyi hedefliyoruz. Peki. İsterseniz somut hem de daha iyi anlaşılması açısından, yani Kadıköy Kent Konseyi'nde bu bir iki örnek verildi gıda diye. Örneğin diğer çalışmalardan bir sizden dinleyelim isterseniz. Yani bu çalışma grupları olsun farklı konularda. Evet, şimdi çalışma grupları ve meclisler dedik. Mesela meclislerimizden esnaf meclisi var. Kadıköy'deki tarihi çarşının içinden kurulmuş. Onlar çok faaller. Sağlık çalışma grubumuz var ki zaman zaman, yani senede 2-3 kere Özgürlük Parkı'nda bir sağlık şenliği düzenliyorlar ve 30-35 sağlık kuruluşunu davet ediyorlar. Yani büyük bir şenlik havasında geçiyor. Kıdemli Yurttaşlar Meclisimiz var. Onlar gayet faal çalışıyorlar. Çalışma gruplarının içinde mesela ben şunu söyleyebilirim. Hani mimar olarak da şey yaparsam, yani Kadıköy'ün klişeleşmiş 3-5 sorunu var. Yani imar konusunda, yeşil alan konusunda, kamu alanları konusunda. İşte başlarsak ne bileyim Kurbağa Kuş Dili Çayırı dediğimiz alan var. Tarım İl Müdürlüğü alanı var. Marina alanı var. Göztepe Parkı var. Tarım İl Müdürlüğü gibi. Neredeyse Kent Konseyi'nin Kadıköy'de faaliyete geçmesiyle birlikte gündeme gelen bu 5-6 konu başlığı devamlı gündemde. Şimdi tüzel bir kişiliği olmadığı için kent konseylerinin, biz ancak bunlara nasıl diyeyim, yani ön ayak oluyoruz. Yani insanları anlatıyoruz, teşvik ediyoruz. Mesela en son Kalamış Yat Limanı'nın büyütülmesi konusu gelmişti. Oradaki bütün yeşil alanların, kıyıların, dolga alanlarının, yani kamuya, halka açık olması gereken yerlerin
bir marina alanına feda edilmesi konusu vardı. Evet. Ve bunun için biz meslek odası olarak zaten mimar odası, şehir plancı odası davalar açıyoruz. Ama bu yetmiyor. Çünkü bize devamlı aynı şey gibi devamlı dava açıyorsunuz gibi ama halkın müdahil olması çok önemli. Onun için biz aşağı yukarı 30'a yakın burada dava açtık. Ne yaptık? Halkı bilgilendirdik, teşvik ettik ve onlar buralara hemşeri davası adı altında davalar açtılar. Yani bütün bu alanları, işte Haydarpaşa'yı senelerdir bunun mücadelesini veriyoruz ve gördüğünüz şimdi Haydarpaşa'nın altından bir tarih çıktı, bir kent çıktı. Evet. Tamam. Yani bunun biz mücadelesini veriyoruz ama bunun içine bizim şeyimiz işte diğer sivil toplum kuruluşlarını ve halkı katmak. Onda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Diğer çalışma grupları hakkında mesela şimdi hayvanseverler olarak mesela çok evet, şey söyleyecektir. Evet. Çalışma gruplarının herhalde en kalabalığı. Toplandığı zaman 100 kişiden aşağı toplanmıyor. Yani bizim ülkede de 100 kişiyi bir araya getirmenin yani sadece bu toplantı, yani bir eylem falandan bahsetmiyorum. Sadece toplantılarda bu kadar kalabalık oluyorlar. Diğer çalışma grupları konusunda da İkbal herhalde. Belki yani, İkbal Hanım ona bahsetmeden şeyi de doğrusu bahsederken sayılarla ilgili de bilgi verebilirseniz. Yani bu çalışma grupları, meclisler, yani burada nasıl, kaç sayıdan, ölçek olarak neden bahsediyoruz? Bir fikir verelim. Yani şimdi 260 genel kurul üyemiz var. Evet. 7 meclis, 15 tane de çalışma gruplarımız var ama bunların hepsinin şeyleri farklı. Yani hayvan hakları konusunda faaliyetlerimizde daha çok şey oluyor, insan katılımı sağlıyoruz. Ya da işte iklim çalışma grubu şu an o alanda da epeyce bir katılım sağlıyoruz. Bunların hepsi değişebiliyor. Ama ben başkanın bıraktığı yerden tabii bir ekleme daha yapacağım. Hani biz yönetişim ve katılım süreçleriyle beraber bu sivil toplumu güçlendirme konusunda hak savunuculuğu temelli de çalışıyoruz. Evet. Başkanın vermiş olduğu örnek kentli hakkı meselesinde. Tamam. Kentin kamusal alanı olan kıyı alanlarının halkın olduğuna dair bir çalışma aslında. Yani Fenerbahçe Yat Limanı'nın özelleştirilmesine karşı Kadıköylüler, Fenerbahçeliler, hemşeriler hayır bu kıyı alanı bizimdir, burası kamusal bir alandır ve biz buranın satışına karşıyız ve buradaki imar artışına karşıyız dediler ve bu bir kentli hakkı olarak bir hak savunmasıydı. Hak arayışıydı ve buna destek olduk. Onun dışındaki tüm kesimlerin de hak savunmalarına, arayışlarına destek oluyoruz. İşte kadın hakları meselesinde, kadına yönelik şiddet konusunda, çocuk istismarı konusunda ya da işte yaşlıların toplumda daha güçlendirilmesi ve faaliyetlerine devam ediyor olması konusunda gibi. Yani sadece işte proje geliştiren işte bir yerde faaliyet yürütmek değil, hak savunuculuk alanında da kentlilerin yaşam alanlarının korunması, sadece tabii hemşehrilerin değil, bitkilerin, canlıların, kendilerini ifade edemeyenlerin, yani hayvanların ve bitkilerin de haklarının korunması bizim en temel şeylerimizden bir tanesi, ilkelerimizden. Bu alanda da çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşte en son dönemdeki konumuz Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı üzerineydi. Ondan önce taş yapı konusuydu. Kadıköy'de çünkü bir kamusal alanların yapılaşmaya açılması, imara açılması gibi bir inanılmaz bir şey konu var. Sorunumuz var. Bununla ilgili genel kurullarımızı da biz bu gündemde topluyoruz. Biliyorsunuz kent konseyleri yönetmeliğinin ne göre senede iki kez genel kurul yapmamız evet lazım. Ocak ve Eylül aylarında. Bunlar olağan genel kurullar. Biz kent konseyi olarak, Kadıköy Kent Konseyi olarak bu iki olağan genel kurulumuzun yanında bir de olağanüstü yapıyoruz. Yani daha fazla, daha sık genel kurul üyelerini bir araya getiriyoruz ki hem birbirlerini tanısınlar, hem birbirleriyle alışveriş yapsınlar, birbirleriyle ortak projeler yapsınlar, ortak çalışmalar yapsınlar ve aynı zamanda da kentin sorunlarına, gündemine birlikte müdahale edebiliriz. Yani soğumadan evet, daha sık aralıklarla müdahale edebiliriz. Mesela bununla ilgili birlikte çalışmakla ilgili şöyle mesela şöyle gelişmeler oldu. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ile Görme Engelliler Derneği birlikte bir proje geliştirdiler. Görme engelli kadınlara Türk Üniversiteli Kadınlar toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi veriyorlar gibi. Yani engelli derneği ile kadın derneğini birlikte çalıştırmak ya da işte
yaşlıyla kadına çalıştırmak gibi, yani çeşitli farklı alanlarda çalışanları ortak bir konuda bir araya getirmek yani de... Yani bir platform teşkil konsey. Etmiş oluyorsunuz. Yani konsey aslında bunlar için bir zemin olmuş oluyor. Evet. Peki burada demin genel kurullardan da bahsettiniz. Ben başlığıma belediye yönetimleriyle ilişkiler diye almışım ama tabii sadece belediye yok, diğer kamu kuruluşları da var demin bahsettiğiniz gibi. Şimdi bunlarla, bunlar nasıl görüyorlar bu kent konseyinden gelen talepler ya da projeler, biz bu bahsettiğiniz şeyler? Bu ilişki nasıl? Onu da belirtiler. Yani biz çok şanslıyız. Kadıköy Belediyesi ile çalışan bir kent konseyi olduğumuz için çok şanslıyız. Çünkü belediyenin dediğimiz gibi sadece meclise gidecek kararları değil, müdürlüklerinin de yapmış olduğu faaliyetlerde fikrimiz soruluyor, danışılıyoruz, birlikte çalışma imkanlarımız oluyor. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Çevre Müdürlüğü ile yaptığımız bir çalışma var bu sene. Çevre Müdürlüğümüz iklim değişikliği konusunda bir eylem planı ve bir uyum planı çalışması yaptı. Ve bu çalışmayı yaparken Kent Konseyi ile birlikte bu çalışmayı yaptı. Kent Konseyi'ni bir kendisiyle ortak bir partner olarak görerek bir iklim elçileri çalışma grubu oluşturuldu. Ve bütün bu süreç belediyenin eylem planı, iklim eylem planı katılımcı bir şekilde Kadıköylülerin katılımıyla çeşitli işte work kafeler, çalıştaylar, atölyeler yapılarak bir sene boyunca birlikte tartışarak katılımcı bir şekilde yapılmış bir eylem planı çıktı. Bunun dışında işte stratejik planı, yerel eşitlik eylem planı, iklim eylem planı gibi belediyenin pek çok planları, yaptığı plan çalışmaları Kadıköy Belediyesi'nin kent konseyi ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılmış planlar. Katılımcı bir süreçle yapılmış planlar. Dolayısıyla da kent konseyindeki hem STK'lar hem de çalışma grupları belediyenin planlarını biliyor. Yani evet, bilince de neyi talep edip neyi edemeyeceği ya da neyi önerebileceği hakkında da fikir sahibi olabiliyor. Peki, yani teorik olarak aslında bütün bu anlattıklarınız bu kurumların, belediye başta olmak üzere, işlerini de kolaylaştırıyor. Yani siz onlara müthiş bir aslında talep verisi ve de ne dersek adına onu sağlamış oluyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla onlar da hangi yönde çalışacaklarını aslında bulabiliyorlar. Tabii bir uyumuna giderse. Buyurun. Şimdi sayısal olarak bir şey olmasın diye söylemek istedim. Şimdi 260 tane kurum, yani üyemiz var dedik. İşte bunun belli bir kısmı sivil toplum örgütü kuruluşları, belli bir kısmı da kamu ve meslek odaları gibi dedik ama şimdi bu çalışma grubu ve meclisleri kattığınız zaman bu 260 değil, binli rakamlara ulaşıyor neredeyse. Oraya gönül veren, evet, gönül veren, o çalışan tabii. Yani bu çalışma gruplarında meclislerde çalışmak için illaki bir STK'nın temsilcisi olmak şartınız yok. Yani demin de söylediğim gibi Kadıköy'de oturan, çalışan, okuyan herkesi biz buraya çağırıyoruz, davet ediyoruz, teşvik ediyoruz. Onun için onlarla beraber gerçekten bir gönüllü ordusu var kent konseyinde. Evet. Onun için yani bu böyle belli bir kadrolarla, işte 10 kişilik yürütme kurulu, işte bir başkan, bir sekreterle yürüyecek, bitecek bir işler değil. Gerçekten bir gönül veren insanların olması yani şart. 2017 faaliyet raporumuzda yaptığımız etkinliklere katılım 12 bin civarı. Bu belki hani Kadıköy ölçeğinde baktığınız zaman az gibi görünebilir. Ama Türkiye'deki sivil toplum örgütlenmesi açısından baktığınız zaman da oldukça iyi bir rakam. Bizde tabii aktif yurttaşlık ve kentlilik bilinci maalesef şey olmamış. Yani süreç içerisinde güçlenmemiş durumda. Bizim kent konseyi olarak da üzerinde en çok çalıştığımız konu bu. Yani tekrar hani başkanımızın yaptığı çağrıyı ben yenilemek isterim. Kadıköylüleri kent konseyine davet etmek isteriz. Kent konseyi tüm Kadıköylülere, İstanbullulara açık bir yerdir. Herhangi bir hiyerarşik bir örgütlenmesi yoktur. Yani herkes kapıdan girdiği andan itibaren tüm çalışma gruplarında girip çalışma yürütebilir, gönüllü olabilir, faaliyetlere katılabilir. Ya da aklında geçirdiği bir fikri varsa o fikri gelip bizimle beraber gerçekleştirebilir. Biz kent konseyi olarak bütün çalışma gruplarımız, meclislerimiz herkese açık.
Bir tek tabii mevzuata uymamız gerekiyor. Evet. Onun dışındaki tüm faaliyetleri yapabiliriz. Evet. Yani demin başkan da vurguladı aslında. Herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olma şartı da yok aslında yok. Burada. Evet. Peki şimdi genellikle olumlu şeylerden bahsettik ama sıkıntılı olan noktalar var mı bu çalışma, anlattığınız bütün bu çalışma düzeni içerisinde? Belki onlardan da bahsedebiliriz. Sona doğru geliyoruz çünkü. Yani bir en büyük sıkıntı bu, az evvel söylediğim gibi gönüllülük oranı ile ilgili bir sıkıntımız aktif var. Aktif yurttaşların yani, yetersizliği. Yani onunla ilgili biz Dünya Gönüllü Günü'nde Lyonstar'la yaptığımız bir şey vardı, çalışma vardı ve orada bir veri verdi, söylemişlerdi. Hindistan'da nüfusunun %20'si gönüllü çalışmalara katılıyormuş. Türkiye'de ise bir oran %2-3 civarında. Bizim kentliler olarak, hemşehriler olarak kent yönetimine katılmamız ve gönüllü çalışmalara katılmamız gerekiyor. Her şeyi kamudan beklemek ya da yönetimlerden beklemekle olmuyor. Bizim bu anlamıyla mahalleliler, işte Kadıköylüler olarak bir araya gelip kendi faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimiz bir gönüllü çalışmasını yapmamız gerekiyor. En büyük sorunlardan bir tanesi bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Biz dediğimiz gibi şanslı konseylerden biriyiz. Yani belediye ve kamu kurumlarıyla, muhtarlarla ilişkilerimiz genelde olumlu bir şekilde işbirliğini açıklar. Bu açıdan şanslıyız. Şunu ekleyeyim. Şanslıyız derken var. Gerçekten şöyle şanslıyız. Her belediyenin kent konseyine, yani bir kent konseyinin başarılı olması için zaten belediyenin desteği şart. Yani ama şimdi Kadıköy Belediyesi belki örneği hiç yok ülkede. Kent konseyi için bir eski eser bir bina satın aldı ve 4 katlı bir binayı Kadıköy Kent Konseyi adına şu anda ihaleye çıkarttı. İnşaatı devam ediyor. Yani önümüzdeki aylarda bitecek ve Kadıköy Kent Konseyi'nin kendine özgü has bir binası olacak. Çünkü zaten şu anda bile oturduğumuz yerin kirası, şusu, busu devam. Belediyenin belli bir müdürlüğü karşılıyor. Mekanları sağlıyorlar size ama. Evet, şimdi altında 200 kişilik konferans salonu da olan muhteşem bir mekan. Toplam 6 katlı. Evet. 500 metrekare arsası olan, altı katlı bir binamız olacak. Olmayacak. Hani eskiden hayali bile zor denilen şeylerden bir tanesi. Onun için işte belediye olduğu zaman arkanızda, ama bu şey yönde değil. Yani biz belediyeden hiçbir şey görmüyoruz. Yani şikayet hani veyahut da ne bileyim. Şunu yap, bunu yapma. Bir engelleme görmüyoruz. Bir de ne bileyim işte şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Yani çok amiyane bir şey ama mesela bazı şeylerde görüyorum. Yani kent konseyi hani kurduk işte bu yürüyor dedirtmek için mecliste alınan bir kararı kent konseyi yürütmesine sunup işte siz böyle bir öneride bulunun işte biz de bunu kabul etmiş olalım gibi böyle düzmece işlemler yapıyorlar. Gerçekten bizde böyle bir şey yok. Yani gerçekten teşvik gören belediye tarafından bir kent konseyiyiz. Onun için gerçekten mutluyuz. Peki o zaman şimdi Kadıköy Kent Konseyi madem bu kadar olumlu çalışmalar yapıyor, diğer kent konseyleriyle ilişki var mı? Veya burada bir organizasyon var mı? Belki biraz biz da bundan. Biz hem Türkiye Kent Konseyleri platformuna hem de birliğine de üyeyiz. Platform toplantılarına da birliğin katılıyoruz tabii ama yani Kadıköy gibi şanslı değil çoğu yer. Yani o sıkıntıları gözlüyoruz. Çünkü bu yasa bir 13 yıllık bir şeyi var, süreci var. Hala çok önemli ve çok değerli bir mekanizma. Yani evet. Türkiye'deki kamu yönetimi açısından sivil toplumun katılım süreçlerini organize eden çok değerli bir mekanizma. Ama bu mekanizma yeteri kadar doğru işletilmiyor. Maalesef öyle bir sıkıntı var. Diğer kent konseylerindeki arkadaşlarımızla da bunları paylaşıyoruz. Deneyim alışverişini yapıyoruz. Yani yaptığımız çalışmaları paylaşıyoruz. Bu anlamıyla diyalog içerisindeyiz onlarla da. Evet. Peki. Şimdi son olarak ben bütün programlarda aslında bunu konulardan ayrı olarak
soruyorum. Şimdi Türkiye ile ilgili tabii değişik bir dönemdeyiz. 24 Haziran'dan sonra yeni bir siyasi düzen oluştu. Şimdi gördüğümüz kadarıyla da bu çalışma tamamen yerel özellikler taşıyan bir çalışma veya kurum, kent konseyi dediğimiz ama bir merkezileşme de hissediliyor. Yani Türkiye'nin bu yeni siyasal düzeninde. Burayla ilgili kent konseyleri, belediyeler, yani sizin geleceğe dair düşünceniz ne olabilir? Bununla ilgili bir fikir varsa onu da almak isterim son olarak. Yani demokrasinin en önemli ayağı yereller. Yani evet, demokratikleşme üzerine, demokrasinin gelişmesi üzerine konuşacaksak eğer yerellerin güçlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani bizim bu anlamıyla yerelleri güçlendirecek politika ve uygulamalara ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bu tabii merkezileşme bu anlamıyla büyük bir tehdit. Yani yerel demokrasinin gelişmesi açısından da tehdit. Bu açıdan yani olumlu görmüyoruz tabii. Evet, evet. Yani belki işte aktif yurttaşların sayısının artması bunun karşılamak için iyi bir olanak. Demokratikleşmenin yerleşmeden başlaması lazım yani. Çünkü ne bileyim Kadıköy'deki bir sorunu merkezden görmek, idare etmek, çözüm bulmak çok kolay bir şey değil. Yani yereller onun için çok çok gerçekten önemli. Onların demokratikleşmesi de yani her şeyin oradan başlaması lazım. Bence de çok önemli. Çünkü büyük bir tehlike tabii. Peki. Süremizi bitirdik. 40 dakika oldu aşağı yukarı. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugün Şehir Hepimizin programında Kadıköy Kent Konseyi yöneticilerini ağırladık. Genel Sekreter İkbal Polat ve Başkan Saltuk Yüceer'i ağırladık. Konumuz şehir yönetiminde kent konseyleriydi. Programlarımız önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.